Müminler iman seviyesine göre sıkıntı çekerler. Bunu ya ailesinden çeker, ya ekonomik bütçesinden dolayı sıkıntı çeker veya siyasi bir zulüm nedeniyle, ama illa imtihanına göre herkes sınanacak. Bu şu demektir: ben mümin oldum, Rabbim sana teslim oldum diyenin ciddiyetini ölçecek Allah. Şakası yok bunun. Tamam deyip gitmekle olmuyor. Oy verip kurtulamıyorsun. İlla Allah sözünde ne kadar sadıksın bunu görecek. Kur'an bunu o kadar açık söylüyor ki. O kadar açık söylüyor ki. Ankebut suresinde Allah Teala, sizden öncekileri sınadık, sizi de muhakkak sınayacağız. Yalan söyleyenle yüreğinden söyleyeni ayırt edeceğiz Allah buyuruyor. Sizi öyle iman ettik demekle bırakacağımızı mı zannettiniz diyor Allahu Teala Kur'an'da. Kur'an demek ki herkes imtihan olacak. Derviş, Allah dostu, seccadede, zikir meclisinde ömrü geçmiş birisinin imtihanı sokaklarda ömür geçirenden elbette farklı olacak. İnsanlar da böyle bir derviş Allah dostunun çocuğu niye böyle oldu? Niye bunun eşi böyle oldu? Niye bu saliha kadının, bu Allah dostu kadının kocası böyle sarhoş diye anlamayacaklar. O anlamamaları insanların da zaten bir imtihan. Hani sen evinde sıkıntın var, hani sen çocuğundan, eşinden muzdaripsin, Allah'ın imtihan ettiğini biliyorsun, ağlıyorsun, sızlıyorsun, dua ediyorsun, ama öbür taraftan da bakıyorsun ki seni anlaması gereken insanlar bile anlamıyorlar, sana ters ters cevaplar veriyorlar. Sen zamanında bir nikahında bir sıkıntı mı var, bu sıkıntıyla niye karşılaştın diyorlar. Yüreğinden yaralıyorlar seni. Tıpkı Medine'de, tıpkı Medine'de Allah'ın Sidretül Münteha lütfuyla karşılaştıktan 6 sene sonra hanımına zina iftirası edilerek kahırlar içinde kavranan Muhammed Aleyhisselam gibi.